أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار خلق الإنسان من
صالك الفخار وخلق الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. بسم الله سلام عليكم ورحمة الله الصلاة والسلام على رسول الله. Evet kıymetli izleyenler, bir Ramazan günü daha karşınızdayız iftar sevinciyle birlikte. Bugünkü kıssamız Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri arasında geçen bir olayı anlatacağız. Bir hikayeyi, bir konuşmayı anlatacağız. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri mecliste otururken sahabeleri sorarlar kendisine, ya Resulallah, Hazreti Ali'yi niçin bu kadar seviyorsun diye. O vakit Hazreti Ali mecliste değildir. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gönderir, Hazreti Ali'yi çağırtır. Ve sahabelerine döner. Birisine iyilik etseniz, o da size kötülükle mukabele etse, iyiliğinize kötülükle cevap verse ne yaparsınız? Sahabeler, ya Resulullah, gene iyilikle karşılık veririz, gene iyilik yaparız. Peki gene kötülük yaparsa? Sahabeler, gene iyilik yaparız derler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz üçüncü defa sorar, peki yaptığınız iyiliğe üçüncü defa gene kötülük yaparsa ne yaparsınız diye. Sahabeler başlarını önüne eğer cevap veremezler. Kötülük yaparız demezler, diyemezler. Çünkü tabiatlarında böyle bir şey yoktur. Ama iyilik de yapmayız manasında sessiz kalırlar, susarlar. O anda Hazreti Ali içeri girer meclise, selam verir ve oturur. Aynı soruyu Hazreti Ali'ye sorar. Ey Ali, sen birisine iyilik yaparsan, o sana kötülükle karşılık verse ne yaparsın? Hazreti Ali, ey Allah'ın peygamberi, yine iyilik yaparım. Peki, yine kötülük yaparsa yaptığın iyiliğe karşı, yine iyilik yaparım der. Peki, yine kötülük yaparsa, ya Resulullah, gene iyilik yaparım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 defa bu soruyu Hazreti Ali'ye sorar ve her 7 defada Hazreti Ali gene ben iyilik yaparım der.
Bütün sahabeler anlamıştır Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'yi niçin sevdiğini. Evet işte kıymetli izleyenler, bizim için örnek, bizim için numune, bizim için misal budur. Ne olursa olsun iyilik dahi yapsak, kötülük dahi yapsak, bize kötülük dahi yapılsa gene bizim iyilikle mukabelede bulunmamız lazım. Çünkü hem insanlığımız hem İslam'ımız bunu bizden istiyor. Evet kıymetli izleyenler, bugün çok kıymetli, çok değerli bir konuğumla sizin karşınızda olacağız inşallah. Diyarbakır İl Vaizi, aynı zamanda Medrese Alimler Vakfı Başkanı Sayın Muhammed Tahir Elçi, Tayyip Elçi ile birlikte sabrı konuşacağız inşallah hep birlikte. Tabii bununla birlikte sanatçı kardeşlerimiz de burada hazır olacak ve ilahileriyle birlikte bizlere eşlik edecekler inşallah diyoruz. Ve hemen mikrofonu sanatçı kardeşim Burhanettin Cebba'ya bırakıyorum. Kendisinden bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Hicretkar şi ahirete ey nebi Tızap kuyni ma bir ya Resulallah Hicretkar şi ahirete ey nebi Tızap kuyni ma bir ya Resulallah Çoy maçın yok teravete ey nebi Tızap kuyni ma bir ya Resulallah Tızap beni ma bir ya Resulallah Çoy maçın yo teravet ey nebi Tızap beni ma bir ya Resulallah Tızap beni ma bir ya Resulallah Komir akın zerre ey nebi tızap beni ma bir ya Resulallah makerde yok havare ey nebi tızap beni ma bir ya Resulallah tızap beni ma bir ya Resulallah Makerde yok havare ey nebi Tızap beni ma bir ya Resulallah Tızap beni ma bir ya Resulallah
zaf beni ma bir yada son Allah. Zaf beni ma bir yada son Allah. Sebep imun mayi nebi. Zaf beni ma bir yada son Allah. Kızaf beni ma bir ya Resulallah. El Beşir en Nebi Es Sirac el Munir Khatem el Enbiya Eşref el Evet kıymetli izleyenler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti siz izleyenlerimizin üzerine ve aynı zamanda burada bulunan kıymetli misafirlerimizin üzerine, buraya bizi izlemeye gelen bütün misafirlerimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. Ve bugün sabrı konuşacağız kıymetli izleyenler. Sabır, sabır nedir? Çünkü çok duyuyoruz, çok konuşuyoruz sabrı ama İçeriğini biliyor muyuz? Onu biraz değerlendireceğiz. Kıymetli konu Diyarbakır İl Vaizi ve aynı zamanda Diyarbakır Alimler Vakfı Başkanı Sayın Muhammed Tayyip Elçi hocam ile birlikte, Seyit Amca ile birlikte değerlendireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Rabbim Ramazanınızı mübarek eylesin. Programlarınızı hayırlara vesile eylesin. Amin. Allah razı olsun inşallah. Kırmadınız, şeref verdiniz hocam. Estağfurullah. Şimdi ilk sorudan hemen başlayalım Seyit Hanım. Çok sabır kullanıyoruz. Evet. Çok konuşuyoruz ama biliyor muyuz acaba? Bunu biraz açıklasak. Sabır ne demektir? Ve İslam'daki evet. Yeri nedir hocam? Hocam sabır aslında imanımızın, Müslüman olmamızın bir gereğidir. Sabır Allah'a tevekküldür. Sabır Allah'ın emirlerine, Allah'ın yasaklarına, Allah'ın kaza ve kaderine bir mümin ve bir Müslüman olarak tamamen kendini teslim etmektir. Bu açıdan sabır imanla ve sabır Müslümanlığımızla sıkı bir ilişki içerisindedir. Sabır aslında Rabbimizin bizlere bir imtihan için dünya gönderdiğinin bilincinde olarak bu imtihanı kazanmamız için en büyük terazi, en büyük mizandır. Şöyle izah edeyim hocam. Bizler elhamdülillah müminler olarak şuna iman ediyoruz ki Rabbimiz bizleri yeryüzüne boş ve görevsiz göndermemiştir. Bizleri bir vazife için göndermiştir. Ubudiyet, kulluk vazifesi. Evet. Ve bu kulluk vazifemizi yerine getirirken de Allah-u Teala bizleri bir takım imtihanlara tabi tutar. Bazen mal verir, zenginlik verir, makam mevki verir, bolluk bereket verir. Bazen fakirlik verir, hastalık verir, bela verir, musibet verir, savaş verir, afet verir. Bazen Allah-u Teala bizim önümüze çok zorlu görevler, vazifeler, yani ibadetle ilgili vazifeler gönderir. Bazen Allah-u Teala önümüze haram kıldığı, yasak kıldığı bazı gayri meşru imkanları önümüze sunar, önümüze gönderir. Ve bütün bunlara karşı Allah-u Teala ona ne kadar bağlı olduğumuzu, onun emir ve yasaklarına ne kadar itaat ettiğimizi, onun bela, musibet, afet, hastalık olarak bizlere gönderdiği bu hediyelere karşı onun emrine ne kadar kendimizi teslim ettiğimizin ölçüsü olarak sabrımızı test ediyor. O zaman mümin şu şuur ve şu bilinçte olacak. Ben yeryüzüne bir görev için geldim ve sürekli bu görevi ne kadar eda ettiğimi, ne kadar yerine getirdiğim imtihanıyla karşı karşıyayım. Bazen Allah, onun için sabrın çeşitlerine inşallah hazırlık olsun diye de ben bunları söylüyorum. Onun çeşitlerine geleceğiz. Bazen Allah bizlere zorlu görev verir. Mesela şu an Ramazan ayındayız. Allah bizlere sabahtan akşama kadar aç ve sus kalmamızı emretmiş. Bazen Allah bize cihadı veriyor. Zorlu bir küfre karşı mücadele etmemizi istiyor. Allah
ömür boyunca mesela sabah namazında uykumuzu bölerek kalkıp belki soğuk suyla abdest alarak namaz kılmamızı bir ömür boyu ve diğer farizaları bir ömür boyu yerine getirmemizi Allah emretmiş. Ne kadar biz buna karşı direnç göstereceğiz? Ne kadar buna karşı sebat göstereceğiz? Bu açıdan sabır bir vazifelere karşı bir dirençtir, bir sebattır, bir azmimizi, kuvvetimizi, gücümüzü yitirmeyip pes etmemektir. Bazen Allahu Teala dediğim gibi haram kıldığı, meşru olmayan fırsatları imtihan için önümüze gönderir. İşte şeytan bizi dörtüyor, nefsimiz bizi dörtüyor. Nefsimizi ve şeytanımızı yenebilme hususunda ortaya koyduğumuz iradedir. İşte Ramazan yine bunun için çok güzel bir örnektir. Bunu daha tafsilatlı örneklerini göreceğiz inşallah. Ha işte bu haram fırsatlarına nefsimizin ve şeytanımızın bizi dörttüğü, vesvese ettiği, zorladığı bu haramlara bulaşmama hususunda ortaya koyduğumuz dirençtir, iradedir, azimdir, sebattır. Diğer taraftan Allahu Teala bizleri belalarla, musibetlerle, hastalıklarla, afetlerle imtihan eder ve mümin olarak biz bütün bunların Allah'tan geldiğinin, Allah'ın bir hediyesi olduğunun, onun ancak iradesiyle ve kaderiyle bunların başımıza geldiğinin bilincinde olarak isyan etmeden Allah'ın kaderine rıza göstermektir. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında sabır mümin olarak, imanımızın bir gereği olarak Allah'ın yeryüzündeki bütün tasarrufatına, yani şahsımızla ilgili olsun, kainatla ilgili olsun, çevremizle ilgili olsun, bütün tasarrufatına cani gönülden razı olmak, ona boyun eğmek, ona sebat göstermek, azmimizi, irademizi, kuvvetimizi her zaman buna karşı diri tutmak, direnç ve direniş göstermektir. Yoksa sabır bir pasif olma durumu değil aslında. Genelde o şekilde biliniyor hocam. Yani sabır, evet. Sabret, bekle dediği vakit yani yerinde otur böyle bilakis evet, bir evet, evet. Kuzu gibi bekle diye anılıyor. Öyle o şekilde. Ben öyle anlamamak lazım. Evet. Sabır pasif olmak değil. Sabır aslında direnç göstermek, direniş göstermek. Neye karşı direnç göstermek? Önce nefsimize karşı direnç ve direniş göstermek, şeytana karşı direnç ve direniş göstermek, insi şeytanların, küfrün avanelerinin baskılarına karşı direnç ve direniş göstermek ve Rabbimizin bizleri bela, musibet, afet, hastalık, fakirlik ve benzeri olumsuzluklarla imtihan ettiği zaman Allah bizim sabrımızı, direnişimizi, direncimizi test ediyor. Bunun bilincinde olarak buna karşı yine direnç göstermek, pes etmemek, vavayla koparmamak, Allah'ın kaderine rıza göstermeyecek bir takım sözler, haller, hareketler ortaya koymamak. Bu hususa bir direniş göstermek. Zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde bunu sarih bir şekilde bizlere söylüyor. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ diyor Yüce Allah. Muhakkak ki biz sizi imtihan edeceğiz. Arkasından حَتَّ نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ sizden cihat edenler, cehdini ortaya koyanan, direncini ortaya koyan, direnişini ortaya koyan, cihadını ortaya koyanlarla bu hususa sabru sebat edenleri ortaya çıkarmak, onları tespit etmek için sizi imtihan edeceğiz Yüce Allah. Demek ki sabır aslında imtihanın bir neticesidir. İmtihana tabi tutulduğumuzun bilincinde olarak imtihanı kazanmanın ölçüsü, mizanı, terazisidir. Evet. Mesela bir başka ayeti kerimede yine Yüce Allah sabırla ilgili اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ yoksa siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ sizden cehd zaten bütün gücünü, azmini, enerjisini ortaya koymaktır. Cihad da cehden geliyor. Gerek nefisle cihad olsun, gerek küfürle cihad olsun, aynı kökten geliyor. Bütün gücünüzü, enerjinizi ortaya koyup, cihadınızı ortaya koyup ve sabrınızı Allahu Teala test etmeden cennete öyle bedava gideceğinizi mi zannettiniz? Yani bir imtihanla karşı karşıyayız ve Allahu Teala bu imtihan neticesinde kim direncini ve cihadını ortaya koyacak, kim sabrını, sebatını, azmini, kuvvetini, iradesini ortaya koyacak, bunu böyle test ve imtihana
tabi tutacağını, tabii ki neticesinde de başarılı olup olmamanın ölçüsünün de burada olduğunu bize gösteriyor. Yani böylece sabrı nasıl anlamalıyız? Sabır aslında hayatın tümünde karşı karşıya olduğumuz bir fiildir, bir eylemdir, bir dirençtir, bir pasif olmak değildir. Hani hayat hepimizin bildiği gibi zikzaklardan oluşur. Kimi zaman nimetler Allah-u Teala gönderir, bolluk bereket gönderir, sıhhat selamet gönderir, makam mevki verir. Her zaman hoşumuza giden şeyler Allah gönderir. Böylece bir sürü inamla Allah-u Teala bizleri imtihan eder. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bu durumda şükür etmemiz lazım. Sabır ve şükürü birbirinden bağımsız düşünmememiz lazım. İmtihanın aslında iki tane dengesidir bu. Allah bazen bizi vermekle imtihan eder. Zenginlik bir imtihandır. Makam mevki bir imtihandır. Fırsat imkan bir imtihandır. Bu durumda müminin yapması gereken nedir? Şükür etmek. O nimete layık olabilecek, o nimetin hakkını verebilecek, o nimeti Allah'ın rızasında kullanmak suretiyle o nimetin şükrünü eda etmeyi Allah bizden istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte bunu çok güzel izah ediyor ve üzerinde çokça düşünmemiz gerekir. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, müminin işi ne gariptir. Allah-u Teala mümine ne kadar lütufta bulunmuştur. Ve bu sadece müminler için vardır. Allah ona sevindirici bir şeyler, nimetler, imkanlar verdiği zaman şükür eder, yine kazanır. Ya da Allah ona bu defa fakirlik verir, zaruret verir, miskinlik verir, hastalık verir, bela verir, afet verir. Bu durumda sabreder, yine kazanır. Her halükarda kazanmasını bilir. İşte bu şuur, bu bilinç bizde olduğu zaman düşsek de kazanırız, kalksak da kazanırız. Mümin için kaybetmek yok. Yani zindana da düşse kazanır. Efendim sultan da olsa kazanır, zengin de olsa şükür ederek kazanır, miskin fakir de olsa sabrederek kazanır, hasta da olsa sabrederek kazanır, sahat bulsak sahatını Allah'ın yolunda kullanmak suretiyle şükür ederek kazanır. Ne güzel. Onun yani Allah her halükarda vermiş misin? Her halükarda kazanmasını bilir. Yeter ki bu şuur olsun, bu bilinç olsun. Evet. Bu şuur ve bilinçle hareket ettiğimiz takdirde mümin için kaybetmek söz konusu değildir. İnşallah hocam, inşallah. Müsaadeniz varsa bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra devam edelim. Evet kıymetli izleyenler, mikrofonu Burhanettin kardeşimize bırakıyoruz. Bir ilahi dinliyoruz. İlahiden sonra tekrar karşınızdayız inşallah. سلام ایلا پنس دو حفت بیکانی هفت برقه دشوا بیست نیسانی عالم هجیا به ولادت اک نورانی لمکای پتل سر دو قلبانی تو حتی جمه که بعید و شاهیانی همش قداره نامت محمد دانی یا محمد تنورا قلب دلانی ترونی یا تمام عرض جهانی هبونات درستا دل کافرانی یا محمد تکرن تا دنگرانی یا محمد خوالیب سر تندرشاند یا محمد دری ریات چکاند یا محمد
kebir bi ser tebarandı. Ya Muhammed cimala tederandı. زوریو زحمت خدا خسته لیت پرش خیتو رحمت تست تارکن جهر شعری عملانه لبر زوریو زحمت آدات متانه توش مرا بود ره بر جیوانه نعمت روژک بده چیای نور ملک درکه یا محمد تی نورا قلبا دلانی درونیا تمام عرض جهانی هبونات ترستا دلکا برانی یا محمد تکرن تا دن برانی یا محمد ولی بسر تن درشان دن یا محمد دل ریات چکان دن یا محمد کبر بسر تبران دن یا محمد تجبالا تدران دن یا محمد تنورا قلبا دلانی یا محمد ترونی آدم امامی یا محمد دل ریات چکان دن یا محمد کبر به سر تبران دن یا محمد خالی به سر تن درشان دن یا محمد در ریات چکان دن یا محمد کبر به سر تبران دن یا محمد تجمع الله Evet kıymetli izleyenler, İftar Sevinci tüm güzelliğiyle devam ediyor. Konuğumuz Medrese Alimleri Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Diyarbakır İl Vaizi Sayın Muhammed Tayyip Elçi Hocam ile birlikte sabrı konuşuyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz inşallah. Şimdi ilk bölümde sabırı konuştuk. Sabır nedir diye, direnç, direnme, evet. Sebap gösterme. Evet. Peki hocam, şimdi gerçekten zordur. Yani zordur. Sabretmek insana zor geliyor. Bunun fazileti de olması lazım. Fazileti nedir, evet, hocam? Buyurun. Şimdi aslında sabır dediğimiz gibi imtihanı kazanmanın sırrıdır. Yeryüzüne geldiğimiz imtihanı kazanmanın sırrıdır. Her üç çeşidiyle ki inşallah oraya geleceğiz. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede yüce Allah müminleri sabra, sebata, dirence, direnişe davet ediyor, emri ferman buyuruyor ve onlara bu hususta çok büyük müjdeler veriyor. İzninizle bir iki
ayet ve hadisi paylaşmak istiyorum. Lütfen buyurun. Fasbir li hukmi rabbike. Rabbinin hükmüne karşı sabrediyor Yüce Allah. Her şey Allah'ın hükmü değil mi? Kainattaki her şey Allah'ın kazası, kaderi ve hükmüyle cereyan ettiğine göre hepsine karşı sabru sebat. Ya da Allah'ın emirleri birer hükümdür. Bunlara karşı sabru sebat. Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı şeyleri hepsi Allah'ın birer hükmüdür. Bunlara karşı sabret, sebat göster diyor Yüce Allah. Evet, bir başka ayet-i kerime. Vasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani herhangi bir durumda biz sabrımızı, azmimizi, irademizi ortaya koyunca muhakkak ki Allah gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle, maunet ve nusretiyle bizimle beraber olacağını müjdeliyor. Ve bir başka ayet. Fasbir inne va'dallahi hakkun. Sabret, Allah'ın sözü muhakkak ki haktır. Allah yardımı, nusreti sizinle beraber olacaktır. İslam tarihinde ve tüm peygamberler tarihinde hep bunu görüyoruz. Yani Allahu Teala en çok sevdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bile çok büyük imtihanlara tabi tutmuş. Böyle adeta gücü, kuvveti, takati sonuna kadar tükettirmiş, ondan sonra yardımını göndermiştir. Yani hiçbir zaman Allah peygamberine dahi bedavadan bir yardım etmemiş. Zaten sünnetullah bu şekildir. Allah emir verir, talimat verir, görev verir. Kul orada görevini sonuna kadar getirmek için gücünü, kuvvetini, takatini, enerjisini tüketir. Allah onun bu azmini, bu sadık niyetini test ettikten sonra yardımını gönderir. Melekleri semadan gönderir. Ebabil kuşlarını gönderir. Yani illaki yardım eder ama sen sabrını sonuna kadar kullanırsan, azmini, sebatını sonuna kadar kullanırsan Allah'ın vaadi haktır ve Allah muhakkak yardım edecektir. Sabredin. Allah mühsinlerin, iyilik yapanların ecrini zayi etmez diye Yüce Allah müjdeliyor. Hani innema yuvfe sabiruna ecrehum bi gayri hisab. Sabredenlerin ecirleri, sevapları kendilerine böyle hesapsızca verilecektir. Yani 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 değil. Hesapsız, sınırsız artık rakamları aşacak kadar Allah fazlu keremiyle onlara sevaplarını verecektir. Ne güzel. Yine sabırla ilgili bir ayet-i kerimede muhakkak ki biz sizi imtihan edeceğiz diyor Yüce Allah. Kimi zaman korkuyla, kimi zaman açlıkla, kimi zaman mallarınızı kısmakla, sizi fakir, miskin düşürmekle, kimi zaman sevdiklerinizin, ehli iyalınızdan birilerini almakla, onların vefat etmeli, meyvelerinizi azaltmakla. Ama neticede Allah diyor, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Sabredenleri müjdele, sabredenlere müjdeler ver. Müjdeleri de birazdan göreceğiz ayetin devamında. Ama nasıl sabredenler? Şurası çok önemli. Bu ayeti kerime üzerinde yeterince tefekkür edebilirsek, bunu yeterince sindirebilirsek bizler için yeterlidir. Ne diyor devamında? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُ مُس۪يبَتُنْ Başlarına bir bela, bir musibet, bir afet, bir olumsuzluk geldiği zaman ne derler? اِنَّا لِلّٰهِ Aslında sabrın sırrı burada. اِنَّا لِلّٰهِ Biz Allah'a aitiz. Hiçbir şeyimiz bizim değildir. Ruhumuz bizim değil, canımız bizim değil, gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız bizim değil. Gücümüz, enerjimiz, kuvvetimiz bizim değil. Gençliğimiz bizim değil. Malımız, mülkümüz, sermayemiz, makamımız, mevkimiz bizim değil. Kızımız, eşimiz, oğlumuz, evlatlarımız bizim değil. Hiçbir şeyimiz bizim değil. Biz bunları nereden getirdik? Hepsi Allah'a aittir. İnna lillah. Her şeyimiz de biz Allah'a aitiz. Madem ona aitiz, o da mülkünde istediği gibi tasarruf etme yetkisine sahiptir. يَتَصَرَّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَى Dilediği gibi mülkünde tasarruf eder. O zaman benim itiraz etme, benim buna karşı isyan etme hakkım yok. Ben sadece ancak teslim olurum. وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Neticede ben ona döneceğim. Onun huzurunda hesap vereceğim. İşte bu bilinçte, bu şuurda olunca mümin her hayatın tümünü sabırla iç içe yaşar. Ve Allah onlara şu müjdeyi verir. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. Bunların üzerine Allah katından bir rahmet yağar. Onlar Allah'ın rahmeti merhameti içerisinde olur ve asıl hidayet üzere de olanlar da bunlardır. Doğru istikamet yol üzere sabit olanlar da bunlardır diye Allah onları müjdeliyor. Onun için sabır müminin imanıyla, İslamıyla sıkı bir alaka içerisinde olan, mümin için olmazsa olmaz olan, mümin için yaratılış amacında kazançlı, başarılı olmanın sırrıdır. Bir nevi anahtarı, cennetin aynen, anahtarıdır. Aynen öyle. Ne güzel. Peki sabrın çeşitleri, gerçi ayette değindiniz bir kısım.
Bunun üzerine biraz yoğunlaşsak, bunun üzerine biraz konuşsak hocam. Hocam sabır dakikamız kalmadı o konuda ama yetebildiği kadar. Son bir 3-4 dakikamız falan kaldı. Çeşitleri konusunda biz biraz konuşsak bir kısmını olmadı. Söyleriz. Üçüncü bölüme de hocam sabır hocam. Deyince o zaman bir girizgah yapalım, olmasa devamını diğer bölüme alalım. Evet, lütfen hocam. Sabır deyince çoğumuzun aklına hep ne gelir? İşte hastalık olunca, bela olunca, musibet olunca, ölüm olunca bizim orada pasif kalma durumu. Hep böyle anlarız. Belki böyle bir anlatım olmuş bilinçaltımıza evet. Böyle. Halbuki Kur'an'a ve sünnete baktığımızda ulema bunların ışığında sabrın 3 çeşidi olduğunu. Hatta 1. ve 2. çeşitteki sabır 3. yani bahsettiğimiz sabırdan öncelikli ve daha faziletli olduğunu söylerler. Birincisine o zaman biz girelim. Diğerlerini 2. bölüme bırakabiliriz. Buyurun hocam, lütfen. Hocam 1. kısım sabır günaha karşı sabırdır. Yani dedik ya dünya imtihan dünyasıdır. Allah her birimizde nefis diye bir duygu yaratmış, bir meleke yaratmış. Sürekli bizi şehvata, sürekli oyun eğlenceye, sürekli bizi lezaiza teşvik eden bir duygu yaratmış. Şeytan diye bir düşman yaratmış. Sürekli bizi günaha, masiyete, küfre teşvik eder. Dünya sevgisi diye fıtratımızda bir duygu yaratmış. Bütün bunlara karşı Allah-u Teala bizi bu defa imtihan ediyor. Bütün bunlar bizi masiyete, günaha teşvik ediyor. O zaman mümine düşen görev nedir? Bu 3 büyük düşmanla mücadele etmek, bunlara karşı direniş göstermek, yani günaha bulaşmama, harama girmeme hususunda sebat göstermektir. Mesela bunun en bariz örneğini Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, Hazreti Yusuf kıssasında bizlere anlatıyor. Hazreti Yusuf'un birçok imtihanı oldu. Kuyuya atıldı bir imtihandı, zindana atıldı bir imtihandı. Ama asıl konumuzla ilgili olan, hani köle olarak kralın sarayındayken lahayafedin kralın hanımının bütün tedbirleri alarak kendisine meşru olmayan bir teklifte bulunmasına karşın Hazreti Yusuf ben Allah'tan korkarım nasıl böyle bir şey yaparım diye o haramı her türlü imkanı olduğu halde elinin tersiyle itmesi suretiyle sebat göstermesidir. Aynı şeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam 7 grup insan vardır ki bunlar kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenirler. Ve bu 7 grubu sayarken onlardan bir tanesi de kendisine güzellik ve mevki sahibi bir kadının meşru olmayan teklifine ben Allah'tan korkarım deyip elini tersiyle itmektir. Bu bir örnektir aslında. Hazreti Yusuf'un kıssası da bir örnek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örneği de bir örnektir. Yani bir büyük rüşvet imkanı önünüze çıkar. Bir büyük efendim faiz imkanı önünüze çıkar. Çok büyük meşru olmayan bir kazanç önünüze çıkar. Ama siz elinin tersiyle ben Allah'tan korkarım böyle bir haramı yapmaktan diyerek bu harama bulaşma hususunda sebat ve sabır gösterdiğinizde en büyük ve en büyük sevabı gerektiren sabır çeşidi aslında bu sabır çeşididir. O zaman harama bulaşma, Allah'ın koyduğu haram çizgiyi aşma hususunda ayağımızı yere sabit kılarak helal çizgi dairesinde kalmaya azm ederek harama bulaşmama hususunda ortaya koyacağımız azim, sebat, direnç ve direniştir. 1. sabır çeşidi. Evet, yani o istikamet üzerinde kalmak, sağa sola sapmadan yoluna devam etmek. Aynen, sağ. Aynen. Peki hocam hemen bir reklama gidelim. Tamam. Reklamdan sonra devam edelim. Olur tamam mu? Hocam. Olur inşallah. İyi. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci reklamdan sonra devam edecek inşallah. Bizden ayrılmayın. Hasret kaldım enbiyaya
esir düştüm bu dünyaya. Hasret kaldım enbiyaya, esir düştüm bu dünyaya. Ya İbrahim'im ateşlerde, ya Musa'yım deryalarda. Ya İbrahim'im ateşlerde, ya Musa'yım deryalarda. Ya Yusuf'um zindanlarda, ben Yahya'yım bu dağlarda. Ya Yusuf'um zindanlarda, ben Yahya'yım bu dağlarda. Nasıl gelem huzuruna, günahkarım yüzüm kara. Nasıl gelem huzuruna, gözlerimde bin bir yaşla. İşte geldim sana Mevla, gözlerimde yaşla. İşte geldim sana Mevla. Ya İbrahim'im ateşlerde, ya Musa'yım deryalarda. Ya İbrahim'im ateşlerde, ya Musa'yım deryalarda. Ben Yahya'yım bu dağlarda. Ya Yusuf'u zindanlarda, ben Yahya'yım bu dağlarda. Evet kıymetli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Konuğumuz Diyarbakır İl Vaizi ve aynı zamanda Medrese Alimler Vakfı Başkanı kıymetli alim, kıymetli Seydam Muhammed Tayyip Elçi Hocam'la birlikte sabrı konuşuyoruz. Sabrın faydalarını, sabrın faziletlerini, ikinci bölümde de sabrın çeşitlerini konuşmaya devam ettik. Üçüncü bölümde birazcık daha genişleterek konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi ilk bölümde Seydam, sabrın çeşitleriyle ilgili günaha karşı sabrı biz konuştuk. Evet. Bunun dışında sabrın çeşitleri nelerdir hocam? Buyurun. Sabrın zaten en büyük, en faziletlisi olan da günahlara karşı sabırdır. Hani usulü fıkıhta şöyle bir kural vardır. Kötülükleri def etmek, güzellikleri celp etmekten, elde etmekten evladır. Dolayısıyla günahlardan korunmak
ibadetleri yapmaktan evladır. Onun için de en büyük fazilet işte nefse, şeytana karşı, günaha karşı direniş, sabır göstermektir. İkincisi ise imtihan için, ubudiyet için bu dünyadayız dedik. Allahu Teala bu imtihanın sırrı gereği bir takım vazifeler bizlere ferman buyurmuştur. İşte bugün Ramazan ayındayız, oruç ayındayız, oruç ibadetimiz var. İşte namaz vardır, işte cihat vardır, işte bunun gibi daha nice ibadetler vardır. Bu ibadetleri bir ömür boyunca bıkmadan, usanmadan devam ettirebilmek. İbadetleri devam ettirme hususunda ortaya koyacağımız azim, sebat, sabrın ikinci ve fazilet açısından da ikinci derecedeki sabır çeşididir. Hani namazımız bir ömür boyu beş vakit namaza devam edebilmek. Özellikle sabah namazı, münafıklara en çok ağır gelen sabah namazında uykuyu bölüp abdest alıp hele de camiye gidip namaz kılmak, cemaate iştirak edebilmek ve bunu bir ömür boyu sürdürebilmek güzel bir sabır örneğidir. Oruç, susuzluğa, açlığa ve sair şehevata karşı direniş göstererek bu ibadeti sürdürebilmek. Ve bunun bariz bir örneği, biraz önce Bahattin Hocam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili bir ilahi söyledi, çok dikkatimi çekti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bütün peygamberlerin davalarını tebliğ edebilmek için, vazifelerini eda edebilmek için, çünkü Allah onlara risalet görevi, vazifesini vermiştir. Bu davayı tebliğ etmeleri lazım. Ama tebliğ ederken küfürden, küfür avanesinden her türlü şiddete, her türlü eziyete, cefaya, her türlü boykuta ve her türlü işkenceye maruz kalmışlar. Birçok peygamber bu yolda şehit edilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki bizim için üsve-i hasenedir, olmadık eziyetlere, işkencelere uğramıştır. Dedi ya, başına topraklar dökülmüş, deve işkembesi secdedeyken başına konulmuş, evet taşlanmış, üzerine Taif'e gittiğinde taşlanmıştır. Öyle bir zaman gelmiş ki sahabelerin adeta sabrı tükenmiştir. Ya Resulallah, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek deyip gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müracaatta bulunmuşlar. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Evet, yemin ederim ki Allah bu işi başa götürecektir. Bakın inanç bu. Zafere inanıyor. Ama siz acele ediyorsunuz. Sizden öncekiler öyleleri vardır ki demir taraklarla taranırdı. Ta etleri biter, kemiğe dayanırdı. Başına testere konur, baştan alta ikiye bölünürdü ama bu yine onları davalarından, dinlerinden vazgeçirmezdi diyor. Ve yemin ederim ki Allah bu davayı da başa götürecektir. Mekke'nin 13 senesinin tümü neyle geçmiştir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mücadelesi hep neyle olmuştur? Sabır ve sebatla olmuştur. Evet. Medine'nin de tabi bazı dönemlerinde yine bu sebatı görüyoruz. Ama bu cihadı devam ettirebilme, tebliği irşadı devam ettirebilme hususunda ortaya konan sebat, azim, irade, bu da sabrın ikinci çeşididir. Kısacası bütün bir ibadetler, cihat belki bunun bir örneğidir. Bütün bu ibadetlerimizi bıkmadan, usanmadan, azmimizi, irademizi hiçbir zaman kırmadan, hiçbir zaman öf böf pes etmeden sonuna kadar azmimizi, irademizi ortaya koyarak ibadetleri sürdürme hususunda ortaya koyacağımız sabır da ikinci kısım sabırdır. Evet. Üçüncü kısım sabır ise, hani başta söyledik ya, sabır deyince belki de ilk akla gelenidir. Evet, yine imtihanın sırrı gereği bu dünyada başımıza gelecek her türlü olumsuzluk. Bir hastalık olur, bir musibet olur, bir afet olur. Yolda yürürüz, elimiz taşa değilir, sendeler yere düşeriz. Bir efendim ayağımıza diken batar. Bütün bunlar birer olumsuzluktur. Hayatın bir parçasıdır, bir gerçeğidir. Ama bütün bunların rastgele olmadığını, Allah'ın iradesi ve takdiriyle olduğunu, Allah bununla beni imtihan ettiğinin düşüncesinde ve bilincinde olarak yine pes etmeden, yine isyan etmeden, ağzından yanlış bir söz çıkmadan, evet buna da hoştur bana senden gelen, ya Gonca Gül ya da diken, lütfun da hoş,
kahrın da hoş, şairin dediği gibi bu edayla, madem senden gelmiştir, nimet de gelse sendendir, baş göz üstüne, efendim bela, musibet, afet, hastalık da gelse yine senden hediyedir, baş göz üstüne demek suretiyle, düşünmek suretiyle buna karşı sabretmek. Bu da üçüncü kısım, sabırdır. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Herhangi bir mümine bir hastalık, bir musibet, bir afet, bir gam, bir keder, bir hüzün, hatta ayağına bir diken dahi batsa, illa Allah bununla onun günahlarını, hatalarını affeder diye müjdeliyor. Ve kıyamet günü geldiğinde diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu dünyada rahat bir hayat geçiren, bela, musibet, hastalık vesaire çekmeyen insanlar, bu hastalıklara, belalara, musibetlere düşer olanların kazandıkları sevabı görünce afiyet ehli, sıhhat ehli temenni ediyorlar. Ah keşke dünyada biz de hep eziyet, hep işkence göreydik. Hatta Allah Resulü'nün tabiri, keşke etlerimiz böyle kerpetenlerle sökülseydi de bugün bu sevabı biz de kazansaydık diye temennide bulunurlar. Onun için belayı, musibeti, hastalığı Allah'ın bir lütfu, bir keremi olarak görmek lazım. Allah'ın bir hediyesi olarak görmek lazım. Allah Resulü öyle diyor. Diyor ki Allah bir kulu sevdiği zaman, ona hayır dilediği zaman ona bir bela, bir musibet, bir hastalık gönderir. Hatta hani bu hususa Üstad Bediüzzaman Rahimahullahu Teala'nın çok güzel bir risalesi var. Hastalar Risalesi. Evet. İnsan onu okuduğunda yani neredeyse Allah'tan bela istenmez ama neredeyse Allah'tan hastalık, bela talep edesi, dua edesi geliyor. Ne kadar büyük bir fazilet olduğunu görünce. Evet, evet, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha rivayet ediyor. Diyor aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir kulun günahı çok olduğu zaman, onu affettirecek bir şey de yapmadığı zaman Allahu Teala onu müptela eder. Bela, musibet, hastalık, fakirlik bunlarla imtihan eder. Böylece o günahlarını affettirir. O zaman başımıza bir musibet, hastalık geldiğinde biz bunu isyana, ya Rabbi niye başımı gönderdin, başka kimse mi yoktu, hep ben mi çekeceğim gibi bir isyan diliyle değil, kendimizi yoklamamız lazım. Bu ya Allah'tan bir şefkat tokatıdır. Allah bir yanlış yaptığımızı, yanlış yolda olduğumuzu bizleri ikaz etmek için bir şefkat tokatıyla bizi ikaz ediyor. Bizim o zaman kendimizi muhasebe etmemiz lazım, silkelenmemiz lazım. Ya da demek ki bir hata yapmışım, Allah bununla bir günahımı affedecek diye sevinmek lazım. Ya da Allah kendi katında derecemi böylece yükseltecek diye bunu o duyguyla, o düşünceyle karşılamak ve buna karşı sabretmek lazım. Yani her halükarda sabrı ve şükrü bir araya gelip harmanlayıp yaşayıp ve aynı zamanda yaşatmamız lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Hani yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Zahitlik, hani Resulullah'ın çokça teşvik ettiği zühd hayatı. Zühd hayatı diyor, helali kendisine haram etmek ya da mali zayi etmek değildir. Zahitlik budur. Senin Allah'ın elindekine kendi elindekinden daha çok güvenmendir. Hani benim malım var, benim gelirim var, benim maaşım var, sırtımı devlete dayamışım, her ay rızkımı veriyor. Devlete güveniyorsun, maaşına güveniyorsun, mal varlığına güveniyorsun. Ama ona değil, ondan daha fazla Allah'ın elinde, Allah'ın rezzak sıfatına güvenmendir aslında zahitlik. Dolayısıyla kendi imkanlarından ziyade Allah'ın fazl-ı keremine güvenmendir diyor. Ve hadis şöyle bitiyor. Başına bir musibet, bir afet geldiğinde, yani bir efendim evladını yitirdin, malını yitirdin, iflas ettin, sıhhatini, sağlığını yitirdin, gözünü, kulağını yitirdin. Herhangi bir yitirmene karşılık elde edeceğin sevabı düşünerek, keşke bunu yitirmeseydim diye temennide bulunmamandır. Yani Allah madem bunu benden aldı, bunun karşılığında bana öyle bir büyük sevap karşılık vermiştir ki, keşke bu benden gitmeseydi diye temenni etmemektir. Asıl zahitlik budur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet hocam. Peki şimdi bunu, yani sabrı çeşitlendirdik. Bunun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve aynı zamanda evliyaların hayatında da örneklendirirsek hocam ne söylersiniz? Evet. Hani bizim için Üsve-i Hasene malum en güzel örnek, en güzel rol model Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve diğer peygamberlerdir. Kur'an-ı Kerim'de malum diğer peygamberlerin kıssalarına çok geniş bir yer verilmiştir. Niye Allah-u Teala uzun uzun bütün bunları bize anlatmıştır?
bizim onu, o hayat hikayelerinden, kıssalarından kendimize dersler, ibretler almamızdır. Onun için Allah-u Teala Habibi Kibriyasına öyle ferman buyuruyor. Fasbir kema sabere ulul azmi mine rusul. Sabır bütün peygamberlerin ortak karakteridir. Azim sahibi, güçlü, kuvvetli, irade sahibi peygamberler sabrettiği gibi sen de sabret. Mesela Hazreti Eyyub örneğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıyor. Çektiği hastalık, çektiği musibet, bütün ehl-u iyalini, bütün evlatlarını, bütün sahip olduğu zenginliklerin hepsini yitirdiği gibi sıhhatini de yitirdi. Ama bütün bunlara karşı hep sabretti, sabretti, sabretti. Allah ne diyor onun hakkında? İnnehu inna vecednahu sabiren ni'mel abdu innehu evvab. Biz Eyyub'u sabır edenlerden bulduk. Ne güzel bir kuldur Eyyub. O çokça Rabbine iltica eden, Rabbine dönen, Rabbine tevbe eden bir kuldur. Hazreti Eyyub hepimiz için bir rol modeldir. Hani biraz önce Hazreti Yusuf'tan bahsettik. Hayatı. Hazreti Yusuf'un bütün bir hayatı sabır örneğidir. Yani kardeşlerinin ona, abilerinin ona yaptığı kuyuya atılması, köle olarak satılması, kölelik hayatı, zindan hayatı, günahla karşı karşıya gelmesi, sonra sultanlık hayatı hepsinde. Yani zindandayken adam ona hitap ediyor. İnna narake minel muhsinin. Biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz. Zindandayken bu cümleyle muhatap olan Hazreti Yusuf, sultanken, saraydayken, koltuktayken de aynen bu cümle ona söyleniyor. Hiç değişmiyor. Zindandaki Yusuf, saraydaki Yusuf'un aynısıdır. Bütün bir hayatı sabır örneği. Hazreti İbrahim aleyhisselam, bütün bir hayatı sabır örneği. Allah onu önce ailesiyle imtihan etti. Tehcire zorlandı. Evladıyla imtihan etti. İsmail ile Hacer'i götürdü, oraya bıraktı. Allah bırak oraya dön dedi. Onu kesmek ile imtihan etti. Ama bütün imtihanları başarıyla bitirdi. Allah-u Teala diyor, biz onu çok imtihana tabi tuttuk ama o hepsi, bütün imtihanları başarıyla bitirdi diyor. Hepsi öyle. Allah-u Teala Hazreti İsmail, İdris, Zelkifil, bunların isimlerini birer birer zikrettikten sonra kullun mine sabirin diyor. Hepsi de sabredenlerdendi diyor. Ve hepsi, işte Hazreti İsmail, babacığım Allah sana ne emrediyorsa kendisini kesmekle mükellef kılındığını söyleyince Hazreti İbrahim ne diyor Hazreti İsmail daha gencecik delikanlıyken, ya beti fel ma tu'mer seteciduni inşallahu mine sabirin. Babacığım Rabbin ne emrediyorsa emrolunduğun şeyi yerine getir, inşallah beni sabredenlerden göreceksin diyor. Onun için bütün peygamberlerin ortak vasfı, bizim için model olan, örnek olan, üsve-i hasene olan, onlar gibi davranmamız gereken Başa Efendimiz ve tüm peygamberlerin aslında ortak karakteridir sabır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar, ya Resulallah eyyün nasi eşeddu belaen, en çok bela, musibet ve afetlerle muhatap olan kimlerdir diye sorulduğunda Seyda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el-enbiya diyor. En çok bela ve musibetlerle müptela olanlar peygamberlerdir. Sonra el-emsel fel-emsel. Kim daha çok peygamberlere yaklaşırsa, onlara benzemeye çalışırsa, onların izini kendine yol edinirse, o da onlar gibi daha çok bela ve musibetlerle müptela olur. Bütün sahabenin hayatı, bütün peygamberlerin hayatı işte bunların örneğiyle doludur. Ne güzel, ne güzel. Doğrusu yani ne kadar da konuşsak azdır. Fakat süremiz de burada bitti Seydam. Evet. Maalesef. Keşke daha da süremiz olmuş olsaydı. Allah razı olsun. Bu konulara doyum olmuyor. Allah, çok ihtiyaç var. Allah razı olsun. Çok büyük bir eksikliğini yaşıyoruz Allah bu konuların. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Ben de son mesajımı sevgilerimle lütfen paylaşmak lütfen istiyorum. Buyurun. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Gelin bu Ramazan ayını Kur'an'a dönüş ayı, Kur'an'ı hayata hakim kılma ayı, Kur'an'la diriliş ayı yapalım. Hayatımızda bir dönüm noktası yapalım bu Ramazan'ı. Hayatımızda yeni bir sayfa açalım bu Ramazan ayında ve bunu tüm hayatımıza yayacak bir fırsat yapalım. Ramazan ayı sabır ayıdır. Günahlara karşı sabır, ibadetleri devam etme hususunda sabır. Rabbimizin bizlere lütuf olarak göndereceği her türlü bela, musibet, hastalıklara karşı sabır ayı olarak hayatımıza bir başlangıç noktası yapalım. Tüm sizlerin ve tüm seyircilerimizin Ramazanı mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Kırmadınız. Buraya kadar olsun geldiniz. Allah şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci burada nihayete erdi.
yarın farklı bir konu ve farklı bir konuk ile tekrar karşınızda olacağız inşallah demeden önce mikrofonu hemen Burhanettin kardeşimize bırakıyoruz. Bir ilahi dinliyoruz ve sizleri de Allah'a emanet ediyoruz inşallah. Sağlıcakla kalın, hep mutlu kalın inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazır çema vızladı sen, hayat edir olma he on cem. Hazır çema vızladı sen, ey pirik hasen o hüseyin. Dayo bayma türi fedo, ey pirik hasen o hüseyin. Dayo bayma türi fedo. Ez aşığı ay habiba, biye biye kesu gediba. Ez aşığı ay habiba, biye biye kesu gediba. Tükşi dünya bi xeraba, dayo bayma türi feda. Tükşi dünya bi xeraba, dayo bayma türi feda. Kuheli lika buhari, mizgina her diyari. Sabiru nura her wari, ya Muhammed Mustafa. Sabiru nura her wari, ya Muhammed Mustafa. Hünermen do hozana, şair o kanjozana. Her tuğanin zimana, ya Muhammed Mustafa. Her tuğanin zimana, ya Muhammed Mustafa. Çağırdı bütün kolları, yalnız hakkını kulluğuna. Mevlana gibi bizlerde, isteyenler gelsin dedi. Mevlana gibi bizlerde, isteyenler gelsin dedi. İsteyenler gelsin dedi. Cefada hoş, sefada hoş, İslam'dan gayrısı hep boş. Yunus gibi ilden ile dolaşıp davete geldik. Yunus gibi ilden ile dolaşıp davete geldik. Dolaşıp davete geldik. Maç kazı ve şoy dinema, din maçı kazrın doy dinema. Din maçı kazı ve şoy dinema, din maçı kazrın doy dinema. Ze gülü çiçek oy dinema, ze avaz elal oy dinema. Ze gülü çiçek oy dinema, ze avaz elal. Alo oy dinema, dinmaçı kasma şu oy dinema, dinmaçı kasrın da oy dinema.